Dünya Barış Üniversitesi Spor Gündemi programını sunar. Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün spor yazarı arkadaşım Okan Karademir benimle birlikte stüdyoda. Ülke sporundaki genel durumu, gelişmeleri, sıkıntıları bunları ele alacağız, konuşacağız. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk. Samimiyetten dolayı Yeşim abla diye hitap etmek isterim. Nasıl istersen. Uzun yıllardır sizlerin yanınızdaydık. Çünkü gerçekten ciddi bir emek verdik. Çok genç yaşlarda başladık bu işlere. Sizin gibi değerli insanlardan da çok zaman zaman birlikte çalıştık, aynı evet. Kurumlarda da güzel şeyler öğrendik, tecrübeler, deneyimler, kendimizi geliştirmeye devam edecek. Evet. Gelişim her zaman devam edecek. Tabii ki spor yazarlığı dışında bir eğitimcisin, aynı zamanda okulda çocuklarla, gençlerle uğraşıyorsun, yetenekleri takip ediyorsunuz. Onların başarıları için uğraşıyorsunuz. Bunun dışında 13.sü gerçekleştirilen spor şurası da 3 atamadan biri sen değerli arkadaşımız oldun. Ne kadar güzel. Ülke sporunu takip eden, sporun içinden gelen birilerinin orada olması, söz sahibi olması, fikir üretmesi ülke sporu adına çok değerlidir. Bunlara gireriz. Öncelikle bir eğitimci olarak sormak isterim. Yeteneklere sahibiz. Çok konuşuruz ülkemizde. Birçok daldan yurt dışında başarılar kazanan, artık olimpiyatları hedeflemiş evet. Sporcularımız var. En çok hangi branşta yetenekleri tespit ediyorsun bir eğitmen olarak? Bunu merak ediyorum. Yani en çok hangi dalda iyiyiz sana göre? Tabii ki daha önce yapılan Eurofit çalışmalar var. Bunu gösteriyor ve gerçekten o dallarda çok değerli sporculara sahibiz ama sizlerin tespiti çok çok değerli. Neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle. Öncelikle tekrardan sevgili Yeşim abla, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na, özellikle de size çok teşekkür ederim. Burada beni konuk olarak ağırladığınız için. Her zaman. Aslında aynı camiadayız. Yıllardır evet. Birlikteyiz. Çok önemli bir konuya değindiniz. Okullar eskiden, kendi öğrencilik yıllarından hatırlıyorum, kulüplerin altyapısı okul sporlarıydı aslında. Evet. Şimdi okul sporları kulüplerin altyapısı şekline evrildi. Çünkü bu gerek okulların düzeni, yapısı, işte akademik başarı veyahut spora verdiği önem. Okullardan okula farklılık gösteriyor. Hı. Ancak şunu her zaman ortaya koyuyoruz ki, okullar sporun başlangıç noktası olmalı ilkokuldan itibaren. Biz o şekilde başladık. Yetenek ya da başarılı olduğumuz alanlar çok önemli. Ben de öğrencilik yıllarında bunları yaşamış biri olarak şu an aslında kendi uzmanlık alanım demeyeyim, kendimi geliştirdiğim alan ve sporcu olarak da antrenörlüklerini de dönem dönem yaptığım atletizm benim için her zaman özel bir noktada. Ben de eski bir atlettim çünkü. Futbol oynadım uzun dönem ve basketbol benim 3 evet. tane çok hakim olduğum alan diyebilirim kendimce. Eğitimcilik hayatımda da bunlara zaten daha çok yer veriyorum. Okul çalışmış olduğum okullarda, yani ki kaldı ki yasada zaten atletizm aslında ülkemizde mecburi, zorunlu bir branş evet, tüm okullarda. Tabii bu işin yaptırımı, denetimi ne kadar var bilemiyoruz ama yasada atletizm mecburi bir branş. Her okulun katılması gereken bir evet. branş. Ben de yıllarca katılana kadar geçici öğretmenlik yaptım. Geçici öğretmenlik yaptığım dönemlerde bile her çalıştığım okulda mutlaka atletizm yarışlarına, atletizm müsabakalarına katıldı. Çünkü atletizmi genel olarak görüyorum. Öyle olmasına olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her insan fiziğinin ya da yapısının atletizmle kendisine bir branş bulabileceğini düşünüyorum ve o şekilde bakıyorum. Yani zaman zaman çocukları işte kilosuna göre, boyuna göre, şeyine göre de, yani bazı çocuklar kendisini geri çekiyor. Bu şekilde bakmamak lazım. Hepsinden faydalanabiliriz. Evet. Çünkü kilolu bir öğrencimiz vardır mesela. Spor yapamayacağını düşünür ama halbuki atletizmde çok gücü vardır. Bir atma branşı evet. yapabilir. Evet. Ve bizim zaten en büyük özelliğimiz de beden eğitimciler olarak da iyi bir izleyici olmamızdır. Çocukları genellikle devamlı izleriz. Onlardan bir şey yakalamaya çalışırız. Teneffüslerde, derslerde, oyunlarda filan ki i̇şte bu test hızlı mıdır, değerli, çok sıçraması önemli. İyi midir, evet. güçlü müdür? Yani hı hı.
O yüzden atletizm hep farklı bir noktada oldu benim için. Hı hı. Her türlü öğrenciyi de oraya kanalize edebiliriz, evet, bir şekilde ve insan kazanmış oluruz. Hı hı. Sporun zaten faydalarını şimdi saymakla bitmez. Evet. Her anlamda akademik başarısına katkısı, sağlığına katkısı, fiziki gelişimine katkısı. Hayatına, yaşamına. Kesinlikle, evet, her anlamda. Sosyalleşmesi adına, evet, paylaşma, yardımlaşma, hı hı, takım ruhu. Doğru. Gerçi bireysel spor, takım sporlar farklı ama hı hı, yani her anlamda katkısı var diyebilirim. Ve yetenek ülke olarak da hep şunu savunuyorum, çok da içindeyiz, yaşıyoruz da. Küçücük bir adadayız, çok az insanız ama artık iklimimizden mi, yaşadığımız çevre koşullarından mı, hayat tarzımızdan mı, bunlar hepsi ortaya konabilir ama şunu görüyoruz. Yıllardır medyanın da içinde olduğunuz için zaten takip, yakından da takip etme fırsatımız oluyor. En küçük örneğe geçtiğimiz yıl atletizmde şey Turgut Ortaokulu Türkiye şampiyonu oldu. Yani şimdi Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kıyas yapamayız. Nüfus olarak, yüz ölçümü olarak yani imkanı yok. Ama buradan bir okulumuz hem de bir bölge okulumuz yani, hı hı, Türkiye şampiyonu olabiliyor ortaokul seviyesinde. Evet. Yine voleybolda başarılarımız var. Şampiyon melekleri de tekrar anmış olalım burada. Evet. Yani voleybolda inanılmaz Türkiye'de başarılarımız var. Son yıllarda handbolda başarılar geldi. Geçtiğimiz yıl yine Hala Sultan Türkiye dördüncüsü olmuştu, finallere kaldı. Bunlar çok önemli başarılar. Basketbolda önemli başarılar var. Yine çok yükseliyor. Aslında geçmişte Okan yıllar önce okul sporlarında Türkiye'de şampiyonluklar hep sürekli, evet, zirveydi aslında. Evet. Bir ara dönem oldu ki çok böyle hani yurt dışındaki organizasyonlarda eski başarıları elde edemediğimiz ve yeniden canlanmaya başladı, evet, diyelim. Belki daha çok şeye ihtiyaç var, tabii ki yeterli değil ama bunun dışında ülke içindeki tabii ki spora yatırım, imkanlar çok çok önemli. Yani Türkiye'deki, kesinlikle, imkanları baktığımız zaman Türkiye'de çok ciddi bir şey yakalanmış durumda tesis açısından. Evet. Çocuk mahallesinde, evinde yakın bir yerde bir spor tesisine erişme imkanına sahip. Bizim burada halen biz tesisleşme eksikliği, tesis eksikliğini var olanların yetersizliğini, aslında bir tesis gibi göründüğünü ama aslında tesis olmadığı gerçeği de. Evet, ne yazık ki öyle. Ve 2024 yılına dair sen de şu aradaydın, iyi takip ettin. Yakında kitapçık haline getirileceği açıklanmıştı. Bakanlar Kurulu resmi gazetede yayınlandı aslında alınan, hı-hı, kararlar, evet, geçtiğimiz haftalarda. Ve ama henüz kitapçık söylendi. Evet. Yani spor dairesi genel yönetim kurulunun, hı-hı, bütçelerle ilgili evet, açıklamada da bu belirtilmişti. Tabii ki dediğim gibi şurada verilen sözler vardı. 2024 yılına dair tesis anlamında sözler var. Farklı bir yıl olacak, atalım yılı olacak. Sen baştan sona oradaydın. Evet. Neler söyleyeceksin bu konuda? Çok önemli bir konu. Geçtiğimiz 13. şuraydı. Hı hı. Geçmişte yapılan 12 şura kararları hiçbir zaman hayata geçemedi. Hep işte dedi ki alınan bu kararlar sanki bu iş biraz göstermelik oluyor ya da sırf, evet, yasada yer aldığı için yapılması gerektiği hep için yapıyor ama bir, evet, hep eleştirildi, evet, hep tozlu raflarda kaldı, hı-hı, dendiği alınan kararlar. Bu yıl bunun olmayacağı üzerinde çok duruldu. Özellikle, evet, Şura Genel Sekreteri de Sayın Hüseyin Ekmekçi de bunu hani kendisi de sonuçta medya içerisinde olduğu için bunun takibini yapacaklarını. Bu da bir baskı unsuru oluşuyor. Sonuçta aslında bizim de işimiz bir yandan bu. Görevimiz bu. Biz önemli görevimiz. Yani iyi başladı. Şura güzel geçti. Alınan fikirler, ortaya konan fikirler, düşünceler çok önemli. Çünkü çok değerli spor insanları katıldı. Federasyonlar, federasyon temsilcileri, yani bizim gibi spor medyasından kişiler, eğitimciler, okul sporları adına ve tüm genel anlamda ülke sporu adına çok çok önemli, 7 başlık altında önemli fikirler ortaya kondu. Bunlar hepsi onaylandı ve resmi gazetede yayınlandı. Evet. Tabii ülkemizin yapısı gereği şunu hep söylüyoruz. Aslında bu da şurada alınan kararlardan birisi. Sporu takip edebilecek, sporu yönlendirebilecek tam anlamda bir yapımız yok. Ve Spor Bakanlığı'nın, Gençlik ya da Spor, evet, Bakanlığı'nın oluşturulması bu noktada şurada çıkan kararlardan da birisi. Çünkü
Yani spor çok kolektif, çok geniş bir alan. İşte tesisleşmesi, bunun diğer yandan tüm branşları yani yönetebilmek, federasyonlar, bütçeleri yani çok önemli bir alan. Ciddi bir kadrolaşma gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bakalım. Yani şu an sanırım işleyiş ülke sporuna yetişmekte yetersiz kalıyor. Hı hı. Bakanlık olur mu bilemeyiz. Bizim işimiz değil. Bu daha ama çok siyasetin işi. Ama gündemde beklenen de bu. Evet, gelişmelerden. Yıllardır söyleniyor, yıllardır talep ediliyor. Çünkü gerçekten şunu gördük ki geçmişte de böyleydi ama yani bir ülke evet siyasi sorunlarımız olsa da yani spor ülkenin tanıtımına, o ülkenin insanın gelişimine çok önemli katkılar veren bir çok denizdir ya bir alan. Evet. Ve bunu biz de takip ediyoruz işte dünyada sporla ülkeler nasıl bir araya geldiğini, kendi reklamların aslında tanıtımını yaptıkları yani çok önemli bunlar. Dediğim gibi şu anda daha çok yeni sanırım 4 ya da 5. toplantıyı geride bıraktık. Çok hızlı bir şekilde başladık. Açıkçası yeni yönetim kurulu olarak şu an biz daha önceden atanmış arkadaşlarımız var. Onlar görevlerine devam ediyor. Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Cahitoğlu Başbakanlık Müsteşarı. Daha önce de spor dairesi müdürlüğü yapmış bir isim. Spora yakın bir isim. Ve biz de şuradan atanan 3 yeni üyeyiz. Evet. İlhan Hocam, İlhan Terzioğlu, Berke Hocam, Berke Kırmızıgil ve ben. Açıkçası derdimiz kendimizi bildik bileli, ben kendi adıma sporun içerisinden geldim, spor yaptım, antrenörlük görevlerinde bulundum, yöneticilik görevlerinde bulundum, eğitimciyim, spor medyası içerisindeyim. Yani buraya gelirken ülke sporuna ne katkı koyabiliriz? Fikir olarak, düşünce olarak, yani her anlamda spora nasıl yardımcı olabiliriz noktasında geldik ama şu an açıkçası kendi adıma çok durumdan memnun muyum? Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Şurada alınan kararlara bağlı kalmaya çalışıyoruz ama bunların hayata geçmesi ne kadar evet hayata geçebilecek? Buna tabii izin verecek olan kısım da bütçe, ekonomi ve devletin, hükümetin spora bakış açısı. Küçük de olsa bazı yenilikler oldu, değişiklikler oldu. Programın öncesinde de hani konuştuk biraz BUSE noktasında biraz bir girişim oldu. Bu belki de ülke adına bir ilk. Daha önce hiç duymamıştık çünkü. Evet. Hani olimpiyatları zorlayan bir sporcumuz var. Hı hı. Ve buna başbakanlık olarak bir... 1.91'e geliyorsa bir evet. Sporcu ve şu an çok ciddi ulusal olan ama uluslararası organizasyonlara da katılıyor. Kendini evet. Derecesini daha da iyi bir seviyeye getirme adına olimpiyat hedefindeki hı hı. Sporcumuz uğraşıyor. Çok yorucu bir süreç aslında alışık olmadığı belki. Kesinlikle. Bir kesinlikle. Organizasyondan diğer organizasyona en son İspanya Madrid'de evet. Yarıştı bu ise. İnşallah ondan güzel haberler alacağız daha. Golden League gibi şeyler bekleniyor. Evet, evet. Puanlarla başarıları doğrultusunda elde ettiği puanlarla çok daha ciddi organizasyonlara katılımını bekliyoruz. Yani zaman zaman şu eleştiriler oluyor. Tabii yani bu eleştiri yapanlar kendilerine göre haklı da olabilirler ancak biz kendi yapımızdan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim siyasi, ülkemizin siyasi durumu ortada. Ve görüyoruz işte güneye giden çocuklarımız var. Türkiye'ye giden çocuklarımız var, evet. Çocuklarımız var ve bu bizim yurt dışına açılış noktamız. Yani şu anda yapacak başka bir şansımız yok. Yoksa tabii ki bizler de tek derdimiz ülke olarak kendi ülkemiz adına, kendi bayrağımızla ya da kendi kimliğimizle yarışabilmek. Bütün amaç bu. Ama bu da yoksa... Başkaysa, başka şekilde evet. ise, örneğin Türkiye milli takımlarındaki sporcularımızın önü açık. Bu senin öyle oldu, Yiğitcan'ın oldu. Yiğitcan'ın, Taygun aynı şekilde ilerleme gösteriyor. Çok başarılı bir evet. Ve diğer branşlardan örnek vereceğimiz birçok sporcu var. Bisiklette Emre ve Ege'den kesinlikle. Haberler alıyoruz. Teniste gelen müthiş çocuklarımız var. Evet. Bekir Devran, Arem Baybars. Yani bunlar da aynen. Türkiye alt yaş milli takımlarında şu an. Bu çocuklar küçük yaştan nelere katlanıyor bu şartlardan evet. dolayı, yetersizlikten dolayı, ailelerinden ayrı. Evet. Eliz çok ciddi bir mücadele vermiş, hı-hı. tek başına kalmış. Evet. Aren iyi bir gelişimi var. Aynı şekilde Bekir çok umut veren bir... Bu noktada ailelerin işte önemi daha çok ortaya kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle bizim en müthiş mücadele ediyor aileler. Okan herhalde aynı fikirdesin. Spor sevgisi çok yüksek bir ülke. Evet, spora kesinlikle. Çok düşkünlük var. Aynı şekilde ailelerin, çocuklarının spora yatkınlığının farkında olması, meraklı evet. olmaları. Sen bir öğretmen olarak
bir eğitmen olarak aynı zamanda bunun da farkındasın, ailelerin farkındasın eminim. Ailelerin desteğiyle dışa açılan sporcularımız var. Çünkü evet. Ülke şartları yeterli değil. Doğu ve Emre zamanında ne diye Türkiye'ye gidip orada da bir kulübe katılıp bunun mücadelesini verip yurt dışında yarışma şansına erdi. Çünkü buradan gitmesi, buradaki imkansızlıkları zaten biliyorsun, havuzun durumu. Evet, ne yazık ki. Bir sezon kapandı. Geçenlerde havuzun kapatıldığını duyduk. Hı hı. Bakımsızlıktan geçmişe dolayı. De yaşanan sorunlar vardı. Şu anda işte dediğim gibi her anlamda sporda, yani gerek tesislerimizi, gerek işte federasyonların hani bütçelerin çok daha artırılması. Çünkü döviz karşısında eriyen bir tele var. Yetersiz kalıyor. Evet, yani bu bütçeler artırılmış gibi görünüyor ama günün şartlarına bakıldığı zaman bu bütçeler maalesef halen yetersiz. Evet, ne yazık ki öyle. Çok yetersiz. Ne yazık ki öyle ki kaldı ki zaten birçok federasyon şikayetçi bütçelerinden haklı olarak. Çünkü günümüz koşullarında evet. Her şey artık uçtu. Yani hı. inanılmaz ateş pahası ve güzel olan şu, federasyonların veya kulüplerin işte devamlı yurt dışı teması istemesi. Çünkü tam az önce anlatmış olduğunuz sporculara örnek bir durum. Bu ülke içerisinde kaldığımız sürece sporu bir yere getiremeyiz. Ve özellikle işte bireysel sporlarda bunun önü daha açık olduğu için de bireysel sporcularımız kendi çabalarıyla, ailelerin çabalarıyla, federasyonlarının destekleriyle, antrenörlerin destekleriyle evet. yurt dışını zorlamaya başlıyorlar. Yurt dışı da olmayınca zaten bu ilerlemeyi gösteremiyoruz. Bugün yani bu senin olimpiyatlara katılabilecek olmasının düşüncesi bile o kadar çok bizim için önemli ki, ülke için önemli aslında. Bir sürü belki de geriden bu seler doğacak, idol olacak, birçok kız çocuğuna örnek olacak, onun yolundan gidecek belki de ama tabii ilerlemiş olduğu şartlar çok zorlu. Ve hep şunu söylüyorum ben, sporda aslında baktığımız zaman olimpik bir sporcu noktasına gelebilmek için bir sporcunun gençliğe gidiyor, hayatı gidiyor. Yaşam şekli, disiplinli kesinlikle. Yaşam şekli yani gerekiyor. Özellikle. Normal yaşıtları bir şekilde günlük hayatlarına devam ederken evet. eğitimlerine, sosyal yaşamlarına, özel yaşantılarına, yani bir sporcu çok daha farklı oluyor. Evet. Tüm bunlardan uzak kalıyor. Düşünün çocuklar. Aile özlemi evet. yani Buse kaç zamandır yurt dışında. Yani evet. Şu anda burada bir boşluk buldu. Bir 3-4 günlük tatile geldi sanırım. Sosyal medyadan ben de takip ettim. Yani çok önemli. Aile özlemeye bundan daha zor bir şey olabilir mi? İşte bu kadar yalnız başına, tek başına. O zaman destek bekliyorsun. Evet. Yani bunu yaşayan sporcular var. Az önce işte onu söyleyecektim ben de. İşte Türkiye, Buse Türkiye milli takımı adına yarışıyor. O Türkiye karşılasın her şeyini. Ya da işte ama Buse bizim evladımız, tabii. bizim çocuğumuz. Bu ülkede yetişti. Evet. Burada okudu, sonra spora burada Buse başladı, burada gelişti. Orada Türkiye milli takımı sporcusu ama herkes biliyor. Evet. Buse ve Buse gibi diğer çocukları da Türkiye kesinlikle. Milli formasıyla gidiliyor ama evet. onun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, evet. Adana'nın Türk kesiminden bir sporcu olduğu biliniyor. Yani bunu halen konuşmak, tartışmak. Şey, az önce demiştim, yani bazı noktada evet. eleştiriler oluyor. İşte. Yani evet. bu noktaya bence girmemeliyiz. Biz o ülkeden çıkan her çocuğumuza sahip çıkmalıyız. Evet. Bağrımıza basmalıyız. Çünkü biz biliyoruz ki bizim evladımız. Yani bu ülkenin bir parçası, bu ülkenin bir çocuğu. Masasının önüne engel koymak niye? Evet, çünkü çıkış buysa bu. Evet, kesinlikle. İşte söylemeye çalıştığım da o. Yani biz ülke olarak yani öyle bir şansımız yok. Öyle bir şansımız olsa da bunu tercih etsek tamam. Ama şu an bu adanın dışına çıkmak için keşke bu yolu sürdürmek zorundayız. Peki şunu sormak istiyorum. Biraz da işin siyasi tarafı. Daha önceki konuklarımdan biriyle de konuşmuştum. Yanılmıyorsam Sayın Akıncı dönemiydi. Sporda bir ara formül bulunması için bazı konuşmalar, bazı girişimler, çalışmalar ama bunun devamlılığı da olmadı. Aslında biz halen bir çıkışla iki toplum arasında geçici bir çalışma yapılması, bir diğer ikinci bir kapı olması açısından çalışmaların yürütülmesi, siyasilerin sporu masaya yatırması konusundaki düşüncelerin nedir? Yani açıkçası birlikte takip ediyoruz zaten süreçleri. Ancak spor
Evet, dillere çok geliyor. Zaman zaman siyasilerin söylemlerinde bulunuyor. Ya, iki toplumlu bir noktada çok uzun bir süreç var gibi görüyorum. Çünkü evet, bu çalışmalar bırakılmamalı, yapılmalı belki de, ancak ne kadarı sonuca ulaşır? Bunun en yakın örneklerinden birini futbolla görüyoruz. İşte 10 evet, yıl önce falan, hani imzalanan evet. FIFA, UEFA nezdinde, yani Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Futbol Federasyonu bir ortak metin imzalandı. 10 yıl kaldı. Hı hı. Ancak ne oldu? 10 yıllık süreç içerisinde hiçbir değişim olmadığı için Futbol Federasyonu bu kez başka bir yol denemeye başladı. Evet. İşte Asya Futbol Federasyonu üyeliği gibi. Ki amaç dışa açılım. Çünkü bu ülke içerisinde kaldıkça futbolla bir yere gelemiyor artık. Evet. Yani olmuyor. Onlar yeni bir yol izlenmeye çalışıldı. İşte NF Sport'la başlayan, sonra Kolipa'yla evet, evet. devam eden. Ve ne oldu? Tabii, bu duyulurken de ki yine Türkiye'den bir meclis başkanı sanırım açıklamasıyla ortaya çıktı bunun. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun bu girişimleri yapması. Hı. Hemen anında yansıdı güney tarafına ve Kıbrıs Futbol Federasyonu çıktı, açıklama yaptı. 10 yıl önce imzalanan metni ortaya koydu. Bu metindir bizim bağlı kalacağımız filan, ama ben onun sadece öyle bir şaşırtmaca, göstermelik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu bu girişimlere bir sekte vurmak için hazırız mesajı verdi. Çıktı Hasan Sertoğlu da, Sayın Futbol Federasyonu Başkanı da. TFF'yi. Biz de hazırız dedi. O zaman gelin hadi buluşalım. Diğer yandan TFF'yi. Ama samimi değil bunlar. Çünkü ortada niyet olmadığını görüyoruz aslında. Çünkü uluslararası kabul gören tek şey belli bu ada üzerinde şu an tanımış. Peki eş federasyonlarıyla ilişkilerinde örneğin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı açıkladı. Evet. Bizi dikkate almıyorlar. Hı hı. Yazılarımıza dönüş yok. Aynı şekilde Ferhat Sakallı geçtiğimiz hafta yine Atletizm Federasyonu evet. Başkanı Derya Hanım'la birlikte, Genel Sekreteri'yle birlikte burada konuğumdu ve aynı konulara değinildi ve aşılmış değil. Bu konuları da aşmamız lazım. Evet. Peki tam da bu noktada federasyonlar buluşmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Yıllar önce bu gerçekleşmişti. Artık federasyonlar zirvesi buluşması bu, burada ya da Türkiye'de nasıl yapılacaksa bir araya gelip de en azından bu ilişkilerin ya da ara formüller. Yani şimdi bir gerçek var ki Türkiye'de federasyonlar da bizlerle ilişkiyi kurarken ve bu ilişkileri geliştirmeye yeni projeler ortaya koymak adına çalışmalar yürütürken bazı çekinceler vardır. Çünkü neden? Uluslararası federasyonlara üyelikler var. Evet. Ve en önemli nokta da burası. İşte buranın tanımı. Yine aynı noktaya geliyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksin? Öncelikle kesinlikle katılıyorum. Çok uzun zaman önce federasyonlar, Türkiye'deki federasyonlara, buradaki muadili federasyonlar bir araya gelmiş. Bununla ilgili aslında bir de şey var ortada, imzalanan bir gençlik ve işbirliği protokolü var. Evet. Türkiye ile KKDC hükümetleri arasında. Tabii ve ki. Aslında bu protokole bağlı kalınsa bile bir noktada, hani yeterli değil, tabii ki hiçbir zaman yeterli değil, ancak o protokole de bağlı kalınmıyor. Yani şu an maddeleri tam nokta virgül açıklayamam, ama o protokolde şu var mesela, çok iyi hakim olduğum için söylüyorum. Türkiye'deki federasyonlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki federasyonlara, muadili federasyonlara karşılığına, Türkiye'deki organizasyonlara, evet. uluslararası organizasyonlara, ulusal organizasyonlara resmi davet gönderecek. Sporcularının burada yarışmasına eğitim, imkan sağlayacak. Eğitim çalışmalarında antrenör kursları, evet. hakem kursları, bunlara bunları yapan belli başlı bir elin parmaklarını geçmeyecek evet. sayıda federasyonlar var. Mesela jimnastikte ilişkiler gayet iyi olduğunu biliyorum Türkiye ile KKDC arasında. Badminton'da iyi. Teniste sanırım bazı sorunlar vardı, aşıldı. Var. Gayet iyi. Aşılmaya çalışıyor. Burada yapılan yarışmalar vardı o kadar. Evet, evet, milli takım evet. kampları da yapıldı. Yani ancak öbür taraftan baktığımız zaman çok ciddi sıkıntılar yaşayan federasyonlar da var. Bunlardan birisi futbol. Tabii futbol dünyanın göz önünde de olduğu için evet. ve ortada da UEFA ve olumlu FIFA gibi iki tane evet. şey var ve takım sporları olunca dediğim gibi yine aynı noktadayız aslında. Bireysel sporlarda çok daha kolay ilerleyebiliyoruz bu noktalarda. Atletizm de bu noktada bizim açıkçası şunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Evet, şu an jimnastik, tenis gibi, yüzme gibi branşlarda çok fazla başarılı sporcularımız var. Türkiye'ye açılabiliyor, hatta Türkiye'nin takımlarına girebiliyor, ancak geçmişten günümüze atletizm
hep en ön planda oldu. Evet. En çok sporcu gönderdiğimiz ya da Türkiye'de yani Reşat Oğuzlar vardı, yıllarca rekorlar kırılmayan yani Meliz Hedefler vardı. Yani çok sporcumuz vardı. Şey, federasyon başkanı Ferhat Sakallı yıllarca milli takımda yarıştı Türkiye'de. Kutay Kırmızılar, benim jenerasyonumlar, Mahmut Korolar, çok fazla atlet verdik biz Türkiye'ye. Ancak şu an baktığımız zaman atletizmde yaşanan en büyük sıkıntı, istenen şey belli. Ferhat Başkan'ın da tabii biraz tarzı şey, tuttuğunu koparan cinsten ama dediğim gibi bir şeylerin değişmesini istiyor. Yani evet, bir şey var artık, böyle bir bıkmışlık var. Ferhat Bey değil de Ahmet Mehmet gelir oraya. Anlatabildim mi? Bu ilişkilerin, yani eğer Ferhat Bey'den kaynaklı bir durum varsa bile, yani sonuçta... Yok, ben onu savunmadım. Ferhat Başkan şeyi zorluyor. Yani biz atletizmde iyiyiz. Biz atletizmde iyi sporcular yetiştirebiliriz. Siz bize imkan tanıyın. Benim sorumluluğum vardır ülke sporcular makamında. Yani aslında o bunu zorlamaya çalışıyor. Ve talebi de şu, çok da haklı bir talebi var. Hiçbir yerde ayrımcılık olmaz ama hani dediğim gibi bu protokol çerçevesinde ve Türkiye'nin işte çok daha büyük bir ülke olması, imkanları, tesisleri, şey çok daha fazla olması. Yani bize sahip çıkın. Yani biz burada bir avucuz, bir avuç insan olmamıza rağmen tesis eksikliğimize, malzeme eksikliğimize, antrenör eksikliğine, her şeye, tüm profesyonel yapıdan uzak olmamıza rağmen milli takıma sporcu verebiliyoruz. Bizi, bize biraz ilgi gösterin. Tek beklenen şu. Sayın Çintimar, bilemiyorum. Çok iki tarafı da, yani şimdi Ferhat Bey'i dinliyoruz. Ama bir gerçek var ki işte dediğim gibi Ferhat Bey de sporcusunu savunmak durumunda. Evet. Orada bu senin yaşadığı sorunlar ve bazı sporcularım ve hakemlerim diyor. Hakemlerim gidiyor geliyor diyor tribünden, organizasyonu izleyerek. Acaba burada biraz kişiselleştirilmiş mi bu çıkışlara karşı Türkiye? Şahsen olarak. Ama bu lüksümüz yok. Yani. Evet, evet. Yani dikkat etmemiz gereken unsurlar bunlar. Yani tam da bahsettiğiniz... Ferhat Bey'i söylemiyorum bu arada. Karşı. Yok, kesinlikle. Tam da bahsetmiş olduğun... bence de benim bakış açımda şu an o şekilde biraz olay kişisel bir husumete dönüştü. Ama bundan zarar görecek olan bizim sporcularımız, bizim federasyonumuz, bizim insanımız. Yani o yüzden gibi ortada böyle bir protokol bir an önce düzelmeli. Bu noktada artık devlet büyükleri ya da devreye girilmeli. Kimler devreye girerse girmeli. Çünkü yanlış giden bir işleyiş var ve bu işin kişiselleşmemesi gerekir. Ferhat Sakallı dediğim gibi başkan, yani tamamen kendi sporcularını, atletizm sporunu, sporcularımızı çok daha iyi şartlarda, çok daha düzgün şartlarda ve sadece sporcu noktasında da değil işte. Yani yönetici noktasında, hakem noktasında, antrenör noktasında bir değer görmesini bekliyor. İnşallah yakın zamanda düzelir. Evet, kesinlikle. Yani ümidimiz bundan, yani bu şekilde zaten sürmez, ilerlemez. Bu arada federasyonun açılımı söz konusu. Eminim o konuda da söyleyeceğiz. Evet. Azerbaycan'dan gelen bir davet de var, çok daha önemli. Azerbaycan'la ilgili zaten son dönemde siyasi gelişmeler, girişimler de var. Federasyonun özel açılımı vardı, biliyorsun, bazı çalışmalar var. Davetler de gelmeye başladı. Bu da çok önemli. Demek ki... siyasetin devrede olamayacağı, olmadığı yerde federasyonlar da bazı çalışmalar yürüterek yol arayabilir. Yani federasyonlara düşen görevler de var. Elbette devlet büyüklerine, yetkili makamlara düşen sorumluluk büyüktür. Ama federasyon da özelinde dışa açılım için bayağı bir gayret sarf etmiş ve şu an Azerbaycan'dan gelen bir davet de söylüyor. Yani çok önemli bir konu. Hatta benim sporumuzda bugüne kadar uzun zamandır belki de görmediğimiz bir olaydı ki bu Türk Devleti Teşkilat Atletizm Birliği kurulumu var. Sanırım 5 ya da 6 ülke vardı. Bunlardan biri de KKDC'ydi. Yani ben açıkçası o ilk gelen haberi gördüm ve fotoğrafı gördüğümde heyecanlandım. Çünkü her ülkenin bayrağı, her ülkenin federasyon başkanı ya da temsilcisi de o bayrağın önünde poz verdi. Evet. Yani Sayın Ferhat Sakallı'yı da orada görmüştük işte. Umut verici bir gelişme. Çünkü tek derdimiz zaten dışa açalım. Evet. Böyle bir ortamda gözlemci üye olarak bulunmak ve şu an bunun da uzun zamandır federasyonlarımızdan da böyle bir ortam görmemiştik. Handbolda girişimler oldu çok, Kosova'yla, Bosna Hersek'le yakınlaşmalar oldu. Bunlar da çok güzel gelişmeler. Devamı da var. Handbolda aslında o konuda takdir etmek kesinlikle lazım. Yine basketbolda birkaç Bahadır kez... Bahadır Bey döneminden. Evet, Bahadır Başkan döneminde başlamıştı. Şu an devamlı ediyor. Bir 14 turnuvası yapıldı Girne'de. Yine yurt dışından takımlar geldi. Güzel bir organizasyon oldu o da.
Ve Atletizm'de bu konu işte dediğim gibi sanırım bir de gecikme yaşandı orada. Gelen davet biraz geç geldi. Daha doğrusu kayıtlar erken kapanmıştı. Atletizmle ilgili gelen Azerbaycan'dan davette basına yansıyan bize gelen haberlerde o şekilde okuduk. Kayıt yapılmak istedi hatta sporcu oraya gönderebilmek noktasında ama 18 Şubat'ta kayıtların kapandığı bilgisi var haberde. Davetin de 22 Şubat'ta geldiği. Ancak yine de Atletizm Federasyonu buna rağmen açıklamada yani teşekkür edildi. Çünkü evet. İşte tek derdimiz bu. Önemsenmek, ilgi görmek. Yani bu o saygının gösterilmesi. Yani bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Ve beklentiler de bu yönde. Evet. Yani aslında çok üst düzey beklentiler değil. Bunlar sadece yani Türkiye'den işte yani atletizmdeki sıkıntıdan bahsediyorum özelinde. Hı-hı. O saygıyı, o ilgiyi gösterilmesi. Evet. Yarış varsa davet edilmesi. Buradan işte hakemlerimiz gönderildiği zaman ki ben çok iyi hatırlıyorum. Sporculuk yıllarımda da, eğitimcilik yıllarımda da her atletizm yarışlarına aramızda birçok beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız var. Yüksek seviyede atletizm hakemi. Evet. Türkiye'deki yarışlara gittiği zaman oradaki yarışlarda görev alıyorlar ki program öncesi yine konuştuk. Sevgili Yeşim abla yani bizlerin de her anlamda yurt dışındaki organizasyonlarda yer alması bizi hepsi gelişimimiz için. Tabii ki. Hem motivasyonumuz hem gelişimimiz her alanda. Mesleği de. Bunu talep ediyoruz aslında. Bunun önünün kesilmemesi. Bu noktalarda açılımlar olsun. Evet. Uluslararası organizasyonlara bu kez ülke basın sektöründe de bir kendini kesinlikle toparlama ihtiyacı doğar. Kendini geliştirme önünde de aynı şekilde yani sporcuları konuşuyoruz ama meslektaşlar adına, yeni gelecekler adına da bir hedeftir. Kendini geliştirmek evet durumundasın. Lisan öğren demek durumundasın. Yani çok şeyi değiştirir. Gerçekten öyle. Yani dediğim gibi atletizmdeki bu noktadaki bu davet işte bizi özellikle atletizm camiasını genelde yani olarak da yani özellikle de genelde de ülke sporu adına ya da bizler adına yani mutluluk verici yani bir ülkeden bir federasyona bir davet gelmesi çok önemli. Federasyonlar da ciddi bir şekilde çalışmalıdır. Belli federasyonlar var bu ülkede çok örnektir. Yaptıkları evet organizasyonlar sponsorlarıyla devamlılığı vardır. Non-stop. Kesinlikle. Durmaksızın yaz kış organizasyonlar devam ettiren voleyboldur, tenistir. Evet. Bu gibi branşlar. Sürekliliği olan branşlar mesela. Ama şimdi hem bir gönüllülük söz konusu ama siz gönüllüsünüz ama sonuçta bu göreve talipsiniz. Bu görev için geliyorsunuz evet oraya. Her ne kadar sizin özelinizden verdiğiniz bir emek vardır, zaman ayırıyorsunuz ama çalışmak durumundasınız. Siz de federasyon yöneticileri tabii olarak ki, orada. Kesinlikle. Hele de başkanlara düşen görevler de var. Yani bunu da konuşmamız lazım aslında. Evet. Yani şimdi devletten, yetkililerden beklenir ama eğer o sorumluluk alındıysa federasyonlar da aynen Ferhat Bey gibi ve diğer örnek federasyonlar gibi mesai yapmalıdır. Yani ben şeyde canlı şahitlik ettim. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Ferhat Başkan kendisiyle birlikte gitmemi istemişti. Gittim o ortamda sonuçta Avrupa'da yani Avrupa ülkelerinin tüm federasyon temsilcilerinin evet Türkiye'de olacağı işte İstanbul'da yapılmıştı. Hı. Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda evet orada olacağı bir ortamı Ferhat Sakallı kendisi de tabii muhtemelen sporculuğundan da gelen antrenörlük yaptığı dönemlerinden gelen bu yapısından dolayı gördüğü için o fırsatı kaçırmak istemedi. Hı hı. Özel olarak da hani yanında bir de spor yazarı götürmek istedi ki sağ olsun teşekkür ederim hani beni o dönem götürmek istedi. Birebir şahitlik ettim. Yani hiç temas kurulmadıysa en az 15-16 farklı ülkenin federasyon başkanıyla hatta World Athletics Dünya Atletizm Birliği başkanı oradaydı. İşte Avrupa Atletizm Federasyonu başkanı oradaydı. Biri olarak sen de kendi adına ne kadar büyük tabii bir değer. Çok önemli. Ben orada hem yani o olayların ölümsüzleşilmesi adına işte hı-hı fotoğraflarını çektim, haberlerini yaptım, hı-hı ülke basınına geçmeye çalıştım. Yani ikili temaslar kuruldu. Tanışmalar yapıldı birbirlerine. Yani kartvizitleri verildi ileriki süreçte iletişim kurma adına. Yani Ferhat Başkan'ın çok üzerinde durduğu bir nokta vardı. Yabancı ülkelerden ülkemize sporcu getirmek, kamp yapmaları kamp adına. Çünkü var çoğu zaman bu da çok önemli bir evet evet. Yani olimpiyat, Avrupa, dünya şampiyonası görmüş sporcular kesinlikle bizim ülkemizde kamp yapıyor ve biz artık bu tesis olayını evet o noktada da sıkıntılarımız var evet, yani tabii ki. Konuşmamamız lazım. Bir an önce bu yatırımlar yapılmalı çünkü iklim olarak da çok iyi bir coğrafya kesinlikle olduğumuz yer. Şunun
Şöyle bir müjde vereyim. Tabii çok içeriğini benden ısrar etmezsen. Peki. Çünkü sonuçta hani daha yönetim kurulunda konuşulan bir konu ama çok fazla detay vermeyeyim. Tabii başlangıç süresini de tam olarak kestiremiyoruz ama Sayın Hüseyin Cahitoğlu Başkan'a da hani buradan şey yapmış olayım artık bir şekilde bunu basına yansıyacak artık bu bunun kaçarı yok ama dediğim gibi şu an için henüz net bir şey olmadığı için çok fazla detay vermek istemiyorum. Ancak 2024 yılı hani dendi siyasi olarak da Başbakan Sayın Ünal Üstel de çok kez açıklamalarda yaptı. Farklı bir yıl olacak, sporda atılım yıl olacak. Çok ciddi bir çalışma var. Çok ciddi bir proje çalışması var. Atatürk Spor Kompleksi artık tabii ülke genelinde eksikliğimiz var ama Lefkoşa deyince kalbi sporun Atatürk Spor Kompleksi. Yani oradaki stadımız, orada işte tenis kortları, plaj voleybolu kortu, işte spor salonu kaldırmıyor. Yetersiz. Yani bu açık net bir şekilde görülüyor. Dediğim gibi çok fazla detay vermeden şundan bahsedeyim. Başlangıcı 2024 olur mu bilemiyorum ama yine tabii burada Türkiye'nin de çok önemli destekleri olacak. Yeni bir Lefkoşa'ya çok amaçlı spor salonu değil, Atatürk Spor Kompleksi etrafındaki gördüğümüz o spor yapısı. Lefkoşa'nın biraz daha dışına, daha geniş alanlarda böyle. Türkiye'de böyle bahsettik işte az önce tesis anlamında ne kadar gelişti. Türkiye'de gördüğümüz statlar yapısında bir stat. Spor salonu, tenis kortları, antrenman sahaları gibi çok ciddi büyük bütçelere ile gerçekleşebilecek. Kaç yılda tamamlanacağını da şu an kestiremem ama bunun başlangıcı yapılacak. Önümüzdeki dönemde mutlaka basına da açıklama yapılacaktır bu konuda ama bizi özellikle başkent Lefkoşa'ya yeni bir spor kompleksi çalışmaları başlıyor. Yapılacak çok kısa zamanda hayata geçecektir. Mutlaka bununla ilgili de resmi açıklamalarda yapılacaktır. Bu mutlu verici bir haber, gelişme. Yani bizim artık bir FIFA standartlarında, işte UEFA standartlarında bir futbol sahamız olmalı. Tribünleriyle, soyunma odalarıyla her şeyle. Çok daha donanımlı spor salonumuz olmalı. Ve bunun yanında açık işte diğer branşlarımız, açık tesislerimiz yani olmalı. Artık organizasyonlara ev sahipliği yapma anlamında ufak ufak bizim hazır olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu söylediğin çok çok değerli. Yani böyle bir gelişme var. Bunu vermiş olayım. Detaylarını artık çok fazla detayına giremeyeceğim ama. Başbakanın spor şurasında söylediği tesis anlamında ciddi bir yatırım olacak demişti spor şurasında. Umarız tabii ki bu kompleks ve başka yatırımlar da bunu takip eder. Gerçekten beklenen tesise ihtiyacımız var. Tesise ihtiyacımız var. Eğitime ihtiyacımız var. Antrenör eğitimlerine, hakem eğitimlerine. Çünkü sadece tesiste de yetmeyecek. Biz sporcularımızı başarılarını ada dışına taşıyıp ada dışında da çok daha iyi yerlere gelebilmesi için antrenörlere de ihtiyacımız var. Var antrenörlerimiz var, mevcut antrenörlerimiz var. Onların kendilerini geliştirmeleri adına ya da yeni antrenörler yetiştirmeleri adına hepsinden faydalanmamız gerekir. Evet, bu spor bilimleri bölümü çok değerli. Nazım Hoca'yla da konuşmuştuk konuk ettiğimde. Tabii ki ülke sporuna katkıda bulunacak yönetici, antrenör olarak dediğin gibi. Pazarlama çok önemli. Nazım Hoca buna çok değer verir. Öğrencisiydim de zaten Nazım Bulgul Hocamızın. Selamlar olsun ona da. Evet, sevgiler, selamlar. Yani pazarlama noktasına çok önem verir. Ve günümüz şartlarda aslında buna müsait. Teknoloji, geldiğimiz çağ artık dünyayı küçük hale getirdi. Biz de sesimizi işte eskiden hiç duyuramazdık ama şimdi duyurabiliyoruz. Yani burada gerçekleşen herhangi bir olay dünyanın her yerinde artık takip edilebiliyor. Evet, evet. Tabii ki. Bu yüzden pazarlama da çok önemli. Takip ediliyoruz. Onun farkındayız. Evet. Daha artık spor yapma bir haktır, özgürlük. Kesinlikle. Dünya anlamıyorum ben. Süslü cümleler, büyük harfle konuşmalar, edebiyat yerinde ama bu ülkedeki haksızlığı bir türlü kimse görmek istemiyor. Sen benim spor yapma hakkımı elimden alamazsın. Evet. Benim hiçbir suçum yok. Ben bir insanım. Herkes gibi diğer coğrafyalarda ki topluluklar, insanlar gibi bu ülkedeki insanların da küçük büyük herkesin spor yapma hakkı vardır. Bu organizasyonlara halen tabii ki bunun mücadelesi, buraya değinmek istiyorum tam da bu noktada Okan. Biz yeterince mücadele veriyor muyuz?
ülkeden başlayarak yurt dışındaki örneğin KAS, Uluslararası Tahkim Mahkemesi, insan hakları, uluslararası organizasyonlar. Biz bunun için yani bir başlangıç yapılacak deniliyor ama federasyonların bir araya gelmede de sıkıntısı var, evet, bizim ülkede maalesef. Bir araya gelip bir hak hukuk arayışı, bir savaş, bir mücadele verme olayımızı somut olarak görmedik bugüne kadar. Çalışmalar var sadece. Kesinlikle, ya da her federasyon ya da her kurum kendi adına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne kadar ilerleyebilirsiniz ama birlikten güç doğar sözü boşa söylemiyor. Kesinlikle katılıyorum bu noktada size. Buraları zorlamamız gerekir ama tabii buralar da günün sonunda belli bir ekonomiye bakıyor. Ciddi bir ekonomi isteyen bir durum. Çünkü KAS'ı zorlamak, kesinlikle, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ni ya da farklı alanları zorlamak, evet, orada işte spor hukuku özelinde mesela destekler almak, oraları, o kapıları çalıp gerçekten oralarda bilinen, tanınan insanlardan faydalanabilmek çok önemli konular bunlar. Danışmanlık belki de. Kesinlikle. Ama bu noktada da yine size katılıyorum. Birleşmemiz gerekir. Yani her federasyon ya da spor yöneten her yapı burada, evet, kendi yapmış olduğu alanlara iyi devam edecek ama bu alanı bizim ya ülke yapısı olarak ya bunu yönetenler ya siyasi yapılar burada başı çekmek zorunda. Çünkü şunu gördük. Son geçtiğimiz olimpiyatlarda mültecilerin olimpiyatlarda yarışma hakkı verildi. İşte ülkesinde yaşanan, tabii yaşanmasını istemiyoruz. Hiçbir yerde savaş olmasını istemiyoruz. Hiçbir yerde sorunların olmasını istemiyoruz ama o duruma düşen insanlara bile spor yapma hakkı tanındı. Bakıyoruz burada tüm, yani dünyada, Avrupa'da, yani sporun en üst yapılarında işte en büyük sloganları respect, işte saygı, işte no to racism, evet, ırkçılığa, evet, hayır, yani bu sloganlar kullanılıyor. Ama bu adada, bu adanın işte yarısında ya da daha küçük bir kısmında yer alan bu topluma bir şekilde uluslararası spor müsabakalarına katılma hakları ellerinden alınıyor ve biz de işte aynı noktaya geliyoruz, mecbur kalıyoruz. Bazı çocuklarımız ister istemez çıkabilmek için güneye geçiyor. Bazı çocuklarımız, evet, Türkiye'yi zorluyor. Evet. Yani bunun olmaması için mücadele edilmeli. Toplumsal bir mücadele edilmeli. Hatta tüm spor camiası adına, yani birlikten güç doğar, bu şekilde olmalı. Bununla ilgili ayrı çalışmalar yapılmalı. Evet. Ve çıkış noktası olabileceğine yürekten inanıyorum. Gerçekten bu konuya tam anlamıyla eğilirse, tam anlamıyla her noktada çalışmalar yapılırsa, hiç yoktan, çünkü çocukken hep şu hayalleri kurduk. Biz yapamadık, bizden sonrakiler belki, evet, bunu yapar. Maalesef. Bakıyorum, yani ben bugün 40 yaşına gelmişim. Bizim dönemimizde olmadı. Bizden sonraki oldu. Onlar da olmadı. Halen yani sıkıntı. Bu kısır döngü sürüklenip gidiyor. Hı. Ama şuna inanıyorum. Bu pozitif anlamda algılansın. Hani kullanma adına değil ama çocukları kullanmalıyız. Kullanmak derken dedim yani pozitif anlamda. Çocuk hakları üzerinden gitmeliyiz, evet, bence. Ses, çünkü eğer ki karşımızda bir siyaset varsa, dünya siyaseti de varsa, işte bu ülkede bir siyasi sorun var ve bu sorun çözülmeden siz uluslararası arenada yer almazsınız noktasında bir görüş varsa, çocukların elinden de kimse, evet, bunu alamaz. Kimsenin artık tahammülü kalmadı. Kesinlikle. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kesinlikle. Daha o yüzden beklenecek. Çocuklarla başlarsak bile çok ciddi bir ilerleme kaydederiz. Çocuklar bunun önünü açabilir. Yani çocuklar üzerinden birçok yere baskı yapabiliriz bu ülkede. Uluslararası bir şeyler yapmadan ya da çocuklarımızı uluslararası arenaya kabul ettirebilme adına. Hangi branş olursa olsun hiç fark etmez. Ama çocuk hakları üzerinden gitmemiz en doğru nokta olacaktır. Şükrediyoruz tabii ki Türkiye eş federasyonlarıyla geliştirilen ilişkiler, Türkiye milli takımlarında yer alma başarısı ve açılım. Ama artık bir şekilde bunun çözümünün olması gerekiyor. Evet. Siyasiler de bir üzerine düşeni yapmalı. Sporu yönetenler de bu noktada üzerine düşeni yapmalı. Federasyonlarla birlikte bir araya da gelip artık yani bir ses verme noktasında. Yani çünkü Ferhat Başkan'ın çıkışını ben hatırlıyorum. Bir aramızda bu konuda bir sohbet geçmişti, Atletizm Federasyonu Başkanı. Bir araya gelemiyoruz, bir şey olmuyor. Ben kendi başıma bir çıkış arayacağım dediğini çok, evet, iyi hatırlıyorum. Evet. Ama bence artık ülke olarak çok güçlü bir ses vermek gerekiyor.
çok değerli gibi, birlikte olmamız gerekir. Evet. Bu noktada birlikte olmamız gerekir. Sporcuların reklamı da çok çok önemli Okan. Biz halen bu senin yeterince çok güzel bir gelişme oluyor. Evet. Devlet piyangosunda yer aldı ama keşke olması, daha örnek. Oradaki bordlarda olsun. Kesinlikle tam onu söylüyordum ben de. Yabancılar kim bu? Bu kesinlikle. Başarılı sanatçımız, bu başarılı havaalanında bir yerlerde birileri görünsün, işte Doğukan görünsün, evet, Buse evet. görünsün, yani Emre Kaplan görünsün, Bekir görünsün, yani bir yerlerde ki o zaman da toplumumuza ya da gençlere daha çok aslında idol yaratmış olacağız. Evet, biz basın olarak, spor medyası olarak içindeyiz. Bizi çok yakından takip ediyoruz ama toplum da daha iyi bilmeli, daha iyi evet. tanımalı. Yani yapılmalı. Tam söylüyordum. Yani ağzımdan alın, sen benden daha önce söyledin. Kesinlikle. Daha fazla reklam yapılmalı. Kesinlikle. Yani biz billboardlarda çok farklı şeyler görüyoruz. Yani arabalar, evler, onlar... Sporcularımızı görelim. Güzel işler görelim. Tabii bu kültürde olur, sanatta olur. Evet, kesinlikle onlar da olmalı ama... Sanatçınız, bunları, sporcunuzla evet. kendinizi duyurursunuz dünyaya. Bu bilinen bir gerçek. Kesinlikle ve yani siyasetin de önünde olduğunu düşünüyorum ben. Bu alanlar siyasetin de önünde olduğunu düşünüyorum. Başaramadığı noktada sporcuları görüyorsun. Konuşturuyor evet. sporcularımız kendilerini. Yani elize vurgu yapıyorum çünkü... Anneyle de iletişimimiz oluyor evet. zaman zaman. Yani elimiz de tabii İngiltere'de, o da çok zor şartlarda şu an katıldığı ülkesinden uzak. Her turnuvada ben Kıbrıslı Türk'üm diye vurgulayan evet. bir sporcudur. Bunun evet. bilinmesi gerekir. Kesinlikle. Dolayısıyla biz aynı şekilde sporla çok iyi bir yoldur, çıkıştır, araçtır tanınmada da. Her konuda da, yani bir insanı kazanmak anlamında da spor çok iyi bir araçtır. Birçok konuda. Bir de şu noktada ben vaktimiz varsa tabii ne evet, durumumuz bilmiyorum ama. Sana bırakıyorum. Yani son 3 dakikaya giriyoruz. Hep benim hayallerim, yani hayallerim demeyeyim ama düşüncelerimden birisidir. Çünkü bu aslında sporun hem gelişimi için olacak hem de gerçekten belli noktalara gelmiş sporcularımıza bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Türkiye bu konuları aştı. Mesela... Merve'den de bahsetmedik. İş Merve'de mesela çok önemli başarılara evet. imza attı. Plaj voleybolunda, kar voleybolunda. Evet, çok fazla vardı. Kimse bizi evet, şey yapmasın evet, yani. Şu an konusu olanlara geldik. Türkiye bir şekilde artık sporcusuna sahip çıkıyor. Onun ödüllendirilmesi, gelecek kaygısının ortadan kaldırılması. İş. Yani bu çok önemli çünkü evet. elit bir sporcu yani belli bir yaşa kadar artık zirvede olabilir. Bıraktıktan sonra gelecek kaygısı var. En önemli noktalardan birisi bu. Biz bunu da aşmamız gerekir ve hep şunu hayal ederim yani ya da olmasını temenni ederim. İşte burada birçok yerden sporcu genelde spor okur. Yani çok belli başlı kişiler belki sporun dışında bir şeylere yönelir ancak bizim federasyonlarımızın belli başlı federasyonların var. Böyle federasyon işlerini yapabilecek elemanları ya da işçileri. Mesela antrenör noktasında bizim eksiklerimiz var diyoruz. Şimdi antrenörlerimize federasyonlar gelecek noktasında bir şey sağlayamıyor. Bu kez ne oluyor? İşte Celal Keleş gibi önemli antrenör çıkıyor. Kendi bireysel bir şekilde bu işi yönlendiriyor. Halbuki biz devlet olarak ya da sporu yöneten bir yapı olarak yani belli başlı kriter mi diyeyim, kıstas mı diyeyim, bu da çok şeye gidebilir ama örneğin yani, somut örnek vereyim. Buse bugün buralara geldi. Ya da Merve Çelebi ya da Doğukan. Evet. Yani bu çocuklar artık zaten belli bir seviyede geldiler. Gidecekleri zaman ve süreç belli. Bunları biz devlet olarak, hükümet olarak bir yasa oluşturup bu işi bıraktığı zaman gelecek Atletizm Federasyonu'nun antrenörü olacak. Ve Buse evet. devlet tarafından bir atıyorum işte örneğin beden eğitimi öğretmeni ya da başka bir meslek seçmek istemiyorsa ve bu işi yapmak istiyorsa evet. burada istihdam edilmeli. Evet, evet. Federasyona ait bir antrenör kazanacak. Hı hı. İstihdam sağlanmış olacak. Yani evet. böyle bir sporcuyu ortada bırakmamış olacağız ki bence federasyonlara verilecek en büyük destektir bu. Bütçeden daha önemli bir destektir. Yani şimdi federasyonlarda bir antrenör yok. Ne yapıyoruz? Biz mesela milli takımlar, karmalar oluşturuyoruz. Hı hı. İşte o dönem işte durumlara göre belli başlı antrenör seçiliyor karmanın başına. Halbuki federasyonun kendine ait antrenörü olsa ve orada kendinden sonra gelen nesilleri yetiştirse ve bunu devlet bir şekilde hani artık statüsü memur olur, ne olur bilemiyorum ama yani hep böyle bir şeyim var, düşüncem var. Şeyler değil Okan. Çünkü sporcularımızı hep kaybettik.
Yani evet. Kaybediyoruz. Sporun içinde kalmazlarsa yapmak zorunda yenilerini yani. Yetiştiremiyoruz. Yoksa biz dünyada bu iş böyle gelişiyor. Tabii. Yani bakıyoruz çıkan bir olimpiyat sporcusuna, antrenörüne bakıyoruz. Geçmişteki işte olimpiyat şampiyonu. Bu şekilde ilerliyor. Türkiye'de de bu şekilde. İşte Türkiye'de mesela Spor Bakanlığı üzerinden bu eski milli sporcular belli seviyelere gelmiş insanlar istihdam ediliyor. Evet. İşte spor il müdürlüklerinde çalışıyorlar, antrenör evet. olabiliyorlar, öğretmen olabiliyorlar. Yani ya biz bunun önünü açmamız gerekir ki teşvik edici bir unsur ortaya çıksın. Ben bileceğim bir sporcu olarak ki hep spordan ilerleyeceğim. Sporcu olarak başarı kazanacağım, hedefim olacak. Tabii ki desteklenerek. Evet. Diğer unsurlar çok çok önemli. Mesleğim de bu olacak. Kesinlikle. O zaman, mutlu bireyler, mutlu toplum. Kesinlikle. Yani ve hedef. Hedef önemli. O hedef olmuş olur. Tabii. Yani yoksa sporcunun gelişiminde de çok ciddi motivasyon kaybı, gelecek kaygısı. Evet. Çok önemli motivasyon kaybı. Yaşadık, halen de oluyor, yaşıyoruz. Evet. Çok teşekkürler Okan. Ben teşekkür ederim. Tamamladım, güzel bir konuşsak sorun. Daha çok konuşurduk. Evet. Çok şey vardı bitmiyor, ama. Bitmiyor ama sürekli çok konuşmak gerekiyor. Evet. Aralarda seni burada görmek isterim. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tekrardan. Çok teşekkürler Berete'ye ve özelde sana Yeşim abla. Burada olmak, bunları konuşabilmek, halkımıza, bizi dinleyenlere bunları aktarabilmek. İçinden küçücük bir şey bile çıkması bizim için çok değerli. Peki, konuşmamız gerekir. Anlatmamız gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir program oldu benim için. Aynen, benim de Okan. Yine görüşeceğiz. Çalışmalarında da başarılar. Çok teşekkürler. Diğer kulvarlar. Derdimiz ülke sporu. Her anlamda ne katabilirsek. Evet, peki. Değerli izleyenler, tamamladık. Okan Karademir, spor yazarı arkadaşım benimle birlikteydi bugün. Ülke spor meselelerini ele aldık. Gelişmeleri konuştuk. Önümüzdeki hafta akışta bir değişiklik olmaması halinde burada olacağız. Bekliyoruz efendim. Her zaman olduğu gibi sevgi ve saygılarımızı göndererek ayrılıyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Dünya Barış Üniversitesi Spor Gündemi programını sundu.